Garbarsu'nun yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem. Bugün Payday The Heist oynayacağız. The Heist ya da nasıl okunuyor bilmiyorum. İdare edin. Ancak online oynamayalım. Single player'da hemen size oyunu tanıtalım. Bu ilk oyun bu arada. İkinci oyunu da var hepinizin bildiği üzere. Burada arkadaşlar işte single player'a tıkladığımız zaman burada bir takım bölümler var. Bu arada oyun, yani nasıl özet geçebilirim? Bir soygun oyunu. Siz bir soyguncusunuz. Doğal olarak da soygunlara gidiyorsunuz. İşte bunlar da sırayla Left 4 Dead tarzı birbirini takip eden bölümler. Hemen ilk bölümden başlayalım. First World Bank. İlk Dünya Bankası diyor. Start the Heist. Soygunu başlat. Şimdi ben sanırsam oyunda kaç? 14 ya da 15. Competition, yani ne diyebiliriz? Level tarzı bir olay var. 14 ya da 15'im. Emin değilim, 14'müşüm. Repetition, competition değil. Neyse işte burada şey, silahları seçebiliyoruz. Ancak ben daha 14 olduğum için pek bir seçeneğim yok. Ancak şöyle. Tamam, böyle başlayalım biz olaya. Ready deyip. İyi haberler var, kötü haberler var diyor. Evet. İşte içeri gireceğiz. Soygunu başlatacağız. Ancak bir takım şey, drill, yani matkapla falan yapmamız gereken şeyler var. Bu arada 4 kişiyiz. Left 4 Dead zaten çok benzer bir oyun motoruyla yapılmış. Hiçbir bilgim yok. Aynı oyun motoru mu yoksa farklı mı? İşte B'ye bastığımız anda şey, soygunu başlatıyoruz. Ancak şu arkadaşlar, yani guardlar yakınlarına gidersek bizi fark ediyorlar. Neyse, bizi fark etmeden biz başlatalım hemen bir adet şuna. Evet, buna da şey yaptıktan sonra. Oyun bu arada arkadaşlar zor. Yani ben hiçbir FPS oyununda bu kadar zorlandığımı hatırlamıyorum. Ya tabi şeyleri saymıyorum, bu Battlefield 4'ün multiplayer'ı falan. Böyle bağırarak da bunları yere yatırıyoruz. İstersek buna rehin alabiliriz ya da rehine. Rehine aynı şey mi? Neyse boş ver. Yine kafam böyle küçük küçük detaylara takılmışken hemen yatın lan yere. Yat lan yat. Daha nasıl kötü örnek olabilirim bilmiyordum arkadaşlar. O yüzden bu oyunu seçtim hemen. Sadece polis falan öldürüyoruz, yani pek bir kötülüğü yok değil mi? Bakın, bundan da kötü etkilenmeyin arkadaşlar. Sonuçta hani bana patlayacak. Bunu bilerek davranın. Sonra Ergenekon'dan falan almasınlar bizi içeri. Tamam, şimdi nereye gideceğiz? Hiçbir şeyim yok. Unuttum. Oyunu oynamayalı da çok olmuştu. Şu aşağı inelim. Şurada matkabı çalıştıracağız sanırsam. Matkapla kasaya giden yolu açacağız. Evet, buradan değil. Yine yanlış yöne giderek tarih yazdım. Koş 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 koş. Run Forest run. Şimdi yok, bu şey, bu herif banka müdürü. Bundan önce bir kart almamız gerekiyor. Tamam, anahtar kartı aldık. Şimdi bu kartla yukarı çıkmamız gerekecekmiş. Merdivenler nerede? Burada. Çık abi yukarı, çık abi hadi. Bunlar da beni takip ediyor. Single player'ın öyle bir şeyi var, sıkıntısı var. Salak salak peşinizde dolanıyorlar ve koruma konusunda pek usta değiller. Açıldı. Daha önceden arkadaşlar buraya bizim ekip şey, bu termite dedikleri, nasıl diyeyim, benzin, demir eritmek için kullanılan bir madde. Onu koymuş. Hemen o fotokopi makinesinin içinden onu alıp aşağı iniyoruz ve şimdiki olayımız da şey, ne, matkabı çalıştırmak ve evet. Oo, oh, oh, nerede? Evet, polisler geldi. Güvenlik görevlileri. Şunları almayı unutmayın arkadaşlar. Oyun dediğim gibi biraz zor olmuş. Sanki bu normal olması lazım. Hatta easy'de oynuyor bile olabilirim, ancak bayağı zorlanıyorum. Çok iyi bir oyuncu da değilim. Burada şey var bu arada. 230 saniye var. Arada bozulabiliyor matkap falan. İkinci oyun arkadaşlar Payday'in doğal olarak daha güzel olmuş. Ancak daha oynama fırsatı bulamadım. Şu Steam'in indirimlerden bunu almıştım. Bedavaya falan geldi hatta. O kart satma olayı var ya. Kaç? 2-3 dolar bir şeydi. Bu arada arkadaşlar hemen püf noktalara değinelim. Öncelikle nerede? Burada var mı? Yok. Bir şey göstereceğim.
Şey, fırsat olunca gösteririm. Oo, oh, çok kötü oynadım ya. Rezillik resmen. Neyse. İdare edeceksin artık. Edeceksin zaten. Samimiyetin sınırlarını zorluyorum. İdare et artık ya. Hacı. Neyse, ne yapacağız? Orada bir yere mi gitmemiz lazım? Orayı gösteriyor. Bir gidelim bakalım. Oo, gitmeyelim ya da. Nerede lan? Yat sen yere. Sen yere yat. Püf noktalardan biri arkadaşlar, şu güvenlik kameralarını kırdığınızda polisin o gelme oranı daha azalıyor. Sizi göremedikleri için. Online oynadığımda birçok arkadaş ona dikkat etmiyordu. O yüzden salak gibi hemen yakalanıyorduk. Ölüyorduk falan. Evet. SWAT'lar da gelmeye başladı. Ya şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Left 4 Dead'in soygun versiyonu gibi. Özel polisler geliyor. Kimi bomba atıyor falan. Böyle yerden kaldırabiliyoruz arkadaşlarımızı. Tabii benden önce davranmış biri. Ben kaldıramadım. Hadi oğlum. Tamam. Şimdi karşıya gidelim eski yerimize. Dediğim gibi mesela bir özel polis burada. Ben yere düşeceğim birazdan. Hemen şöyle eğilelim. Bakın şöyle kırmızı görünüyor ama şu... Resmen konuşamıyorum şu oyunu oynarken ya. Şeyimiz düşük. Tamam, bu silahı alalım. Evet, böyle güzel bir silahımız da var. Böyle salak salak gitmeyecek. Merak etmeyin. Buna kalkanın arkasından vurmak lazım ama... Neyse dur, şöyle yavaş yavaş halledeceğiz ya, ölmeyiz. Evet, şuradan şunu indirebilirim diyecektim. Oo, oh! Kim attı lan onu? Şok silahı attılar bana. Burada yapabileceğim hiçbir şey yok. Arkadaşlarımdan birinin beni gelip kurtarmasını beklemeliydim. Ki adam kurtarmadı, yere düştük. Aferin. Yani bu arkadaşlarınızla oynadığınızda gayet eğlenceli olan, ancak tek oynamamanız gereken bir oyun bence. Payday. Ve matkap hasar bozulmuş. Ben demiştim o dandik matkabı almayalım diye. 2 kuruş fazla verip, yani biri büyük ihtimalle çatıdan bir adet sniper bizi... Nerede o? Burada. Öldürdük sanırsam. Ne kadar kalmış ona bakalım. 195 saniye. 195 değil, sadece 95 saniye. Eğer göremediyseniz. Evet, bunu beklerken işte burayı savunmamız gerekecek falan filan. Oyunun mantığını anladınız. Hemen şu kamerayı şey yapalım. En azından bulunduğunuz odadaki bütün güvenlik kameralarını indirmeye özen gösterin. Tek mermiyle halledebiliyorsunuz zaten. Üşenmeyin lütfen arkadaşlar. Oyunu daha zor yapmayın. Bence. Çok bir oynamışlığım da yok zaten. Ne kadar? 4-5 saat falan oldu. Payday oynayalı. Şurada polis mi var? Yok. Oo, kafayı uçurdu. Pardon. Yeniden pardon. Her videoda olduğu gibi yine hastayım. Evet, buradan helikopterle büyük ihtimalle... Ulan ölmedin mi sen? Dürzü. Bu arada dürzü kelimesini kullanan var mı hala? Tamam, bunu da hallettik. Böyle sakin sakin bekleyelim. Helikopter de gitti. Polisler bir adet sivili serbest bırakmışlar. Aldığınız rehinleri de doğru yerde almaya çalışın. Polislerin ortasında alırsanız gelirler, serbest bırakırlar. Ve çatışma ortasında arkadaşlar sivil öldürmemeye çalışın. Aşırı puan kaybediyorsunuz. Sonuçta amaç şey değil, katliam yapmak değil, para. Her şey para için. Ne kadar? Tamamlandı, hadi hacı. Açarsan sevineceğim. Ne oldu be, 30 saniye dedi. Bekleyemeyim. Bekleyemeyiz biz. Oğlum. 30 saniye kaldı. Tamam, o kadar dayandık. Bir 30 saniyede çok değil yani. Şey yapacağız. Şimdi karşıya gideceğiz.
Tabii yukarı çıkmamız gerekecek. Orada sanırım bilgisayardan bir takım güvenlik kayıtlarını sileceğiz. Bak şu herifi vuracaktım. Sen yere yatsana geri zekalı. Sen de yat. Oo. Ne oldu? Oradan bize gömdüler. Bir adet SWAT. O arkadaymış geri zekalı. Bu arada kötü oynuyorum arkadaşlar. Büyük ihtimalle çoğunuz benden güzel oynayacaksınız bu oyunu. Eğer oynarsanız şey yapmayın. Evet hadi başlat abi. Evet güvenlik kayıtlarını siliyoruz şu an. Gördüğünüz üzere biraz hızlı bir oyun. Böyle heyecanlı, aksiyon tam yerinde falan. Yani 10 üzerinden puan verseydim bu oyuna sanırım arkadaşlar eğlence olarak, sırf eğlencesi yüzünden orada bir şey çıktı bu arada, kaçırdım. Aa, para. Bana yeter bu kadar. Bu soyguna bu kadar para için gelmiştim. Ben gidiyorum. Şunu da indirelim. Ne diyordum? Eğlence için sırf böyle 8 falan verilir yani oyuna. Yoksa onun dışında bir konum onu beklemeyin. Left 4 Dead de gayet güzel bir oyundu. Hatta benim gözümde 4-4'lük bir oyundu. Ancak onda da konu yoktu. Zaten zombi oyunlarında çok derin bir konu. Oo, öleceğiz. Öldük. Şunu da gebertelim. Oradan bize iyi gömdüler yalnız da hadi. Adam bekleyeceğiz artık. Ben yere yatmışım öyle bakıyorlar. Vursana öldürsene beni. 12 saniyem var. 12 saniye içinde bir arkadaşım gelmezse. Hadi oğlum hadi oğlum. 5, 4, 3, 2. Tamam, aferin. Çok teşekkür ederim arkadaşım. Neredesin? Burada bir kısmın görünüyor. Tamam. Neyse. Öl. Sen de öl. Oh, sen de öl. Şimdi ne yapacağız? Hemen şu güvenlik kameraları. Bunları hallettik. Bu arada umarım videoda ses sorunu yoktur ya. Umarım. Evet, şu an fotokopi makinesinin içinden aldığımız o termite dediğimiz aletle burayı yakıyoruz ve şu yeri işte eritmesini bekleyeceğiz. Bu da aynı drill gibi bekletecek bir şey bizi. Burada biraz daha fazla aksiyon var. O yüzden çok sıkıcı olmayacağını umuyorum. Ben sizi patlatmamış mıydım lan? Neyse. Şeyimiz de azalıyor gittikçe ya. Mermimiz de azalıyor. 2 dakika var sanırım. Oh. Dibinde çıktı herif. Şimdiye kadar o özel zombi diyorum hala bak ne kadar yer etmiş aklımda. Left 4 Dead. O özel polislerden herhalde bir tanesini gördük, o kalkanlı olanı. Onun dışında işte şeyli var, değişik bir kıyafet giymiş olanı var, o şok cihazı atan var, onu da görmüştük. SWAT'lar var yani değişik değişik. Şeyimiz azaldı. Yerden mi toplasak yoksa kursak mı çantayı? Neyse biraz daha şey yapalım. Oo. Hemen şöyle topla gel. Bu arkadaşlar dediğim gibi böyle tek bölümlük bir video olacak. Bunun devamını beklemeyin ya da kafama eserse ya da ne bileyim ikinci oyunu falan alırsam şey ne denir ona, belki oynarım birer bölüm daha. Bu ilk bölümü bitirelim, öyle bitireceğim videoyu. Ya çok şey yapmaya gerek yok. Uzatmaya gerek yok. Ya ben bu oyunu aslında nereden baktım? YouTube'da takip ettiğim oyun kanallarından biri bu oyunu oynuyordu. Gayet de eğlenceliydi. Benim de çok stres atmaya ihtiyacım vardı o sırada. İşte umarım izlemiyordur ama kız arkadaşım olsun. Geber. Kız arkadaşımla aramda olan bir takım küçücük sorunlar olsun. İşte sınavlar olsun falan. Biraz sıkıntılıydım. O yüzden arkadaşlar şey yaptım. Ya neyle stres atabilirim ben anasını satayım diyerek gittim Payday'i satın aldım. Gayet de işe yarıyor. Hani oynarken düşünmüyorsun ama bölümler kısa olduğu için bir noktadan sonra yine back to the normal. Back to the normal. Hadi hala beklememiz gerekecek. Şu an polis molis de yok. Ne yapıyoruz hacı biz? Brace yourselves dedi.
Herhalde kış geliyor, değil mi? Oo, videoyu burada kapatırsanız hiç alınmayacağım arkadaşlar. Bu Game of Thrones denen oyun hepimizi bozdu zaten. Oyun değil, film, dizi. Ya gecenin geç saati oldu. Vallahi konuşamıyorum. Saçmalıyorsam da kusura bakmayın. İzleyin, şey, keyfini çıkarmaya bakın. Ne kadar yapabiliyorsanız. Onun dışında vallahi kızmayacağım. Küfürlü yorum atmayana kızmayacağım. Onun dışında bütün olumsuz eleştirileri açayım. Cem abi çok bozdun ya falan diye. Arkadaşlar bugün gördüm bu arada. Hani çoğunuz herhalde girdiniz o sınava, o yüzden söylüyorum. Herhalde bugün ya da dün ya da yarın şey açıklanmış. O sınav sonucu. SBS'nin yerine geçen sınav neydi? Sonuçlar nasıl arkadaşlar? İstediğiniz yere gidebiliyor musunuz? Yoksa hüsran mı? Böyle birinci olan falan var mı? Şey birincisi. Şehirinde ya da Türkiye'de birinci olan arkadaşlar varsa ciddi anlamda kutluyorum onları da. Heh, kurduk çantayı. Çantadan hemen bir ammo alalım. Tamam, tam gaz devam edelim şimdi. Bir aşağı inmeden bir daha o şeyi dolduralım da sıkıntı çıkmasın. Ölmemiş şerefsiz. Bu arada arkadaşlar şey, Harry Potter nasıl gidiyor? Yani daha gitmiyor. Bir uzun bir süre video gelmedi. Farkındayım da. Gördüm birkaç kanal daha çekmiş. İkinci videoyu, üçüncü bir şey, ikinci Harry Potter'ı neydi? Sırlar Odası'nı çekmişler. Azkaban Tutsağı'nı çekmişler. Son oyunu çeken var. Son oyunu çeken arkadaştan zaten bir korkum yok. Adam Voldemort'un şeyine, yılanına, Nagini'ye kertenkele demişti. O yüzden çok korkum yok ondan da. Diğer arkadaş da çok küfür ediyor gibi sanki. Eğer izliyorsa beni, bir şekilde bulduysa. Abi küfür etme ya valla. İnsanlar yani seni takip ediyor, seni izliyor. Sen küfür ediyorsun. Ne kadar kötü etkilediğini farkında değilsin bence. Ama tabii eleştirmek bana düşer mi, orası da ayrı bir konu. Şimdi ana kasaya indik arkadaşlar. Tamam, paraları toplayacağız. Bu da sıkıcı bir bölüm. Böyle F'ye basacağız falan. Bunlar tek tek salak gibi. Dediğim gibi arkadaşlar, o küfür olayına çok şey değilim ya. Hani sürekli her cümlesinin sonu küfür olan bir sürü oyun kanalı ya da sadece oyun kanalıyla kısıtlı kalmayalım. Hani şey, insanlar genel olarak pek hoşuma gitmiyor açıkçası, pek haz etmiyorum. O yüzden küfüre hayır. Öldürün acı onu, ben paraları koyuyorum. Bir Allah'ın kulu da yardım etmedi paraları koymam için. Hepiniz sağ olun. Şunları da halledelim. Orada 2-3 para... Şunu öldüreyim önce ya. Umarım ölmüştür. Evet, oradaki kapılar da açılıyor korkutucu bir şekilde. Aa, hadi ya, hadi. Tamam. Şimdi hemen paraları hızlı hızlı al. Al 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 al. Şurada da para olması lazımdı. Biraz, tamam. Bayağı bir paramız var şu an. Şimdi hızlı hızlı burada bir adet gömme yapacağız. Burada kimse yok değil mi? Tamam. Evet, bir özel polis de şu arkadaşlar. Şokçuyu gördük. Şokçu diyeyim artık. O zırhlıyı gördük. Bunun kafayı ateş edeceğiz. Bu bayağı tank gibi bir şey. Öldü herhalde, gördün mü? Tamam, hallettik. Çok zor değil de hani en zor seviyede oynamazsanız sıkıntı çıkarmıyor hiçbiri. Tabii de size yardım edecek güzel adamlarla oynarsanız, böyle şeylerle değil de, yapay zeka ile değil de daha hoş olur sizin için. Oo, yere düştük. Yine salak bir şekilde. Nereden geliyor ya? Şunu halledebilecek miyim acaba? Heh, tamam. 9 saniye kaldı. Tam son anlarda geliyorlar. Helal olsun hepsine. Yapay zeka dedik ama insan insandır. Yani ne diyeyim?
Şurada şey var, hiç gerek yok diyorum. Bu arada şu FPS oyunu biraz odaklanma gerektirdiği için konuşmak şey oluyor. O yüzden de saçmalıyor olabilirim. Ve susuyorum farkındaysanız ateş falan ederken. Yani deneyin isterseniz konuşmayı falan çalışın. Oh. Orada sivil falan yoktur umarım ya. Ulan. Tamam, hallettik bunu. Siz de biraz fark etmişsinizdir herhalde. Oyun hani kolay değil. Yani normalde olmasına karşın biraz zorluyor insanı. Birazdan soygunu bitireceğiz. Umarım sıkıntısız bir şekilde. O zaman bölüm de bitecek arkadaşlar. Ah. Oyunu bitireceğiz derken hani ilk şeyi bitireceğiz. İlk chapter'ı. First World Bank. İlk Dünya Bankası adlı. Sen kimsin ya? Tipe gel. İki tane gelmiş şerefsizler. İşte burada bir arkadaş olsaydı o dikkatini dağıtırdı. Oraya çevirdi. Biz arkadan gömerdik bunu ama. Yok. Böyle yapay zekalarla oynuyoruz. Nereye gideceğiz lan şimdi? Yukarı çıkmamız gerekiyor. Şöyle gidelim. Bu arada oyun çok uzun ömürlü değil gibi ya. Bir noktadan sonra sıkar sanki. Şurada. Şuraya bomba falan yerleştirecektik. Ölmedi. Nereden atıyorlar ya? Hah. Bizimkilerin gelmesini beklemeyeceğim. Direkt ben yerleştiriyorum. Burası patlasın. Sonra hızlı hızlı bitirelim. Eğer izlenirse ya da siz beğenirseniz şey ikinci chapter'ı da oynarım arkadaşlar. Cidden bunca saçmalamaya katlandığınız için de bayağı bir teşekkür ederim. Oh, patladı. Güzel patladı. Hızlı hızlı kaç abisi. Tabii önden gidince de işte o şok silahı olan herif bir şey yapıyor. O da can sıkıcı bir durum zaten. Kimse yardım etmiyorsa ve siz çok öndeyseniz yani sıçtınız. Başka yolu yok. Burada sivilmiş bu. Yatsam gerizekalı. Yatın lan. Benden de banka soyguncusu olmaz ha. O kadar şey olamıyorum. Ama herifin ses tonu harbiden güzel. Buradan da sağa döneceğiz. Herhalde doğru yolda gidiyorum. Zaten başka yol yok. Çizgisel. Dümdüz. Tamam. Evet, 15. Reputation'a da ulaştık. Reputation level. Görkemli bir işti çocuklar dedik ve bölümü bitirdik arkadaşlar. İlk chapter an itibariyle bitti. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve Garbarius'a abone olmayı unutmayın. Ayrıca Garbarius'u arkadaşlarınıza önerirseniz de çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bakın bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bye bye.